Sevgili seyirciler, doğudaki yolculuğumuz devam ediyor. Şimdi Ağrı'nın Doğu Bayazıt ilçesine gidiyor ve Bayan Belediye Başkanı Yıldız Acar'a mikrofonlarımızı uzatıyoruz. Haberi arkadaşımız İsmail Delibaşı hazırladı. Evet sevgili seyirciler, Vizyon ekibi olarak Ağrı'nın Doğu Beyazıt ilçesindeyiz. Belediye Başkanı Yıldız Acar bizi ilçesine davet etti. Doğu Beyazıt'la ilgili neler yapmış, neler yapıyor? Gelin hep birlikte izleyelim. Ağrı'nın Doğu Beyazıt ilçesi, Belediye Başkanı Yıldız Acar'ın hayata geçirdiği ve planladığı projelerle adeta bir yıldız gibi parlıyor. Sizleri Doğu Bayazıt'ta birçok ilke imza atan, soyadı gibi yiğit ve gözü pek bir başkan olan Acar'la tanıştırmak ve projeleri hakkında bilgi almak için başkanlık makamındayız. Sizin şahsınızda tüm ATV Vizyon ekibine burada saygı, sevgi ve selamlarımı, sıcak selamlarımı yolluyorum. Ben Yıldız Acar, 1988 yılında Doğu Bayazıt'ta doğdum. İlk ve orta öğretimimi, lisemi burada bitirdim. Daha sonra Mersin Üniversitesi Proje ve Su Ürünleri Mühendisliğini kazandım. 2 yıl okuduktan sonra maddi sıkıntılardan kaynaklı bırakmak zorunda kaldım. Evet. Daha sonra evlendim. Açık öğretimden Eskişehir Üniversitesi'ni bitirdim. Sonra 2 yıllık çocuk gelişimini bitirdim. Şu an belediye başkanlığı görevi. Başarılarınızın devamını diliyorum Sayın Başkan. Doğu Beyazıt denince akla neler geliyor? Kısaca medeniyetler beşiğinden bizden bahseder misiniz? Tabii bizim kentimiz küçük, şirin ve kültürel ve tarihi bir kent. Doğu Beyazıt deyince akla ilk önce Türkiye'nin en büyük dağı olan Ağrı Dağı gelir. Bizim en büyük şansımız görkemi yücelere bedel olan Ağrı Dağı'nın şu an kentimizde olmuş olması. Artı İshak Paşa Sarayı'nın şu an kentimizde olması. İkinci insanlığın doğuşu olan Hazreti Nuh'un gemisi dediğimiz gemisinin şu an Doğu Beyazıt'ta olduğu söylentileri ki olduğuna dair kalıntılar da şu an var. Aslında dünyanın varoluşundan bugüne kadar bütün medeniyetlerin, çoğu medeniyetlere beşiklik etmiş bir kent aklımıza gelebilir. Evet. Sayın Başkanım, kısaca medeniyetlere beşiklik yapmış Doğu Beyazıt'ı özetledik. Ben kısaca hemen şu soruyu sormak istiyorum. Kadın emek pazarı ve kadın spor salonu. Tabii siz de bir kadın olarak böyle bir projeyi imza atmışsınız. Buyurun projelerinize. Evet, seçim çalışmalarında gördüğümüz kadınların ekonomik özgürlüklerinin olmayışından kaynaklı istedikleri yere gidememesi, istedikleri işleri yapamaması. Seçildikten sonra kolları sıvadık ve 18 dükkandan oluşan bir emek pazarı oluşturduk. 10 metrekarelik, 15 metrekarelik küçük şirin dükkanlarımızda kadınlarımız ekolojik ve organik ürünlerini kendileri yapıp orada pazarlayıp akşam da yaptıkları ciroyu ve kazançlarını paylaşıyorlar. Tabii bu da bize mutluluk ve huzur veriyor. Açıkçası biz ilk geldiğimizde kadın belediye başkanı olarak kadın sorunlarına daha çok yoğunlaşmak istedik. Öncelikle bir kadın politikalar müdürlüğünü oluşturduk. Müdürlük bünyesinde bir kadın hattı, alojin dediğimiz bir kadın hattı oluşturduk. Kadınlarımız sadece o hattı ararlar, o telefon üzerinden bize ulaşırlar. Sorun sıkıntılarını bize aktarırlar. Bazen de sadece hal hatırımızı sormak için ararlar. Onun yanı sıra kadınlarla çeşitli zamanlarda gezi ve kahvaltı programlarında bir araya geldik. Onların düşüncelerini, bakış açılarını, şehrimizi güzelleştirmek adına yapmak istedikleri projeleri. Aslında biz katılımcı belediyeciliğe onları dahil etmek istedik, kadınları. Evet. Bu çalışmaları yürütürken bir de bölgede bir ilk olan kadın spor salonuna ihtiyacımızın olduğunu tespit ettik. Aslında oradaki bütün kadınlar ev kadını ve hepsi anne. Ve orada sağlıklı diyet vermek, sağlıklı spor yapmak istediler. Biz de onların bu projesini ortaklaşarak yaptığımız bu projeyi hayata geçirdik. Şu an 155 kadınımız orada sağlıklı bir şekilde hem diyetini yapıyor hem de sporunu yapıyor. Şimdi kısa bir süre için başkanlık makamından ayrılıp spor salonuna gidiyoruz. Biz birlikte burada kadınlarımızla birlikte spor yapıyoruz. Aşağıda pilates salonumuzda pilates yapıyoruz. Yoga derslerimiz var. Bununla birlikte diyetleri yazıyoruz. Haftada bir kez ölçümleri tekrar alıp diyetleri yeniliyoruz. Kadınlarımız çok mutlular.
Çok hevesliler, burayı çok seviyorlar. Belediye Başkanımız Yıldız Hanım'a ve yardımcısı Mecburi Hanım'a burada verdiği emeklerden dolayı teşekkür ederiz. Gerçekten çok güzel, çok büyük bir yatırım. Yeniden başkanlık makamındayız. Bundan yaklaşık 40 yıl önce şehir merkezine bir sebze meyve toptancı hali oluşturulmuştu. O hal hem şehir merkezinde olduğu için görüntü ve gürültü kirliliğine çok ciddi anlamda sebep oluyordu. Sadece 3 aile işletebiliyordu. Biz de aslında bölgedeki bütün esnaflarımızın toptancılık sebze yapabilmesi için bölgede sadece Diyarbakır bölgesinde bulunan, yani aynı emsali bulunan bir sebze halini projelendirdik. Yapımı devam ediyor. Allah'ın izniyle 2021'de faaliyete geçecek. Bununla beraber şehrimizdeki o kötü görüntüyü ortadan kaldırıp toptancılık yapmak isteyen yaklaşık 40 esnafımızı orada daha modern bir sebze halinde pazarlama yapmalarına vesile olacağız. Göreve geldikten sonra 2 ay boyunca Doğu Bayazıt'taki temel sorunların tespitini yaptıklarını belirten Başkan Acar, bu sorunları gidermek için yürüttükleri çalışmaları şöyle anlatıyor. Buradaki temel sorunların yol, su ve kanalizasyon olduğunu fark ettik. Biz de hemen Avrupa Birliği'ne bir proje sunduk. 20 milyonluk bir kanalizasyon projesi. İlk etapta projemiz yedek listede bile yoktu. Sonra bizim sürekli bakanlığa gitmemiz, işle ilgilenmemiz, işte belki de genç ve kadın olmamdan kaynaklı, evet. Sağ olsun bakanlığımız bu konuda çok destek oldular. Bu projemizi kabul ettiler. Bahar ayıyla beraber inşaatı başlayacak. O sorunu çözmüş olduk. Tabii bunları yaparken de hiç kanalizasyon yapmadık değil. Yaklaşık bir 8 milyonluk kanalizasyon ihalesi de gerçekleştirdik. Şehrimizin çeşitli yerlerinde bunu gerçekleştirdik. Evet. Onun yanı sıra Doğu Beyaz'da ciddi anlamda su sıkıntısı vardı. Özellikle yazın 4 ayı mahallelerimizde ciddi su kesintileri yaşanıyordu. Balıklı Gölü'nden gelen su yetmiyordu. Biz de Balıklı Göl'ün hem maslak genişletme çalışmalarını başlattık ve sonuçlandırdık. Artı doğup büyüdüğüm köyüm, yani babamın köyünde çok ciddi bir kaynak vardı. Ve ben oradaki köydeki büyüklerden rica ederek o kaynağı şehrimize taşıdım. Şu an faaliyete girdi. Doğu Beyazıt ilk kez tarihinde bu sene su kesintisi yaşamadı. Sadece bir 10 günlük kesinti olmuştu. O da sel felaketinden kaynaklı. Şu an su sorunu, Doğu Beyazıt'tan 50 yıllık su sorununu çözmüş olduk. Bu da yaklaşık bize 6 milyona tekabül etti, yaklaşık maliyeti. 14-15 kilometrelik uzaklıktan getirdik. O belki bir ilk olarak Doğu Beyazıt'ta çok ciddi anlamda rahatlattı. Onun yanı sıra geldiğimizde araç filomuzda ciddi eksiklikler vardı. Biz öncelikle daha modern bir cenaze nakil aracı satın aldık. Bir GCB satın aldık, bir paletli satın aldık. Aynı zamanda bölgemizde toprak yapısı çok sıkıntılı olduğu için yazın ciddi tozlanma, kışında ciddi çamurlanmaya sebep oluyor. Biz de bir kombine saati kaplama, kombine aracı satın alıp bir yandan da mahallelerimize saati kaplama çalışmalarını başlattık. Bu sene yaklaşık 4 kilometre bir saati kaplama yaptık. Çok ciddi anlamda da güzel tepkiler geldi. O da Doğu Beyaz tarihinde bir ilk oldu, saati kaplama. Onun yanı sıra yaklaşık 140 bin metrekarelik bir parke, kilitli parke taşı döşemesi yaptık. Tabii bunu yaparken var olan yollarla değil, büyük sıkıntılar yaşadık. Tartışmayla geçen imar revizyonunu aslında hayata geçirirken şu an vatandaşların %90'ı yanımıza gelip bize teşekkür ediyorlar. İyi ki imar planını uyguladınız diyorlar. 18 uygulaması. Evet, madde 18'i uyguladık. Bunu Sanayi Mahallesi'nde, Ahmedihani Mahallesi'nde ve Koçkıran Mahallesi'nde pilot bölge seçtiğimiz 3 mahallemizde başlattık. Sanayi Mahallesi'nde yaklaşık 6 kilometrelik servis yolu 7 metreydi. İki araç birbirini geçemiyordu. Biz onu 15 metreye kadar genişlettik. Vatandaşlarımıza da buradan teşekkürlerimi sunuyorum. Hiçbir şekilde bize sıkıntı yaratmadılar. Çünkü medeniyet istiyor artık insanlar. Kesinlikle. Hizmet istiyor. Yıllardır köy görünümündeki bir mahalle şehir vasfı kazanacaktı. Aynen. Ahmedihani Mahallesi'nde de 170 bin metrekarelik bir alana kilitli, evet, parke taşı yaptık. Orada da yine ara caddeler ve ana caddeleri açtık. Yani vatandaşın oradaki mülkiyeti çok ciddi
pahalı olmasına rağmen medeniyet gelecek diye herkes bize çok yardımcı oldu. Buradan onlara da teşekkürlerimi sunuyorum. Tabii buranın en büyük inanç turizmini oluşturan Ahmedi Hani Türbesi var. Burada olduğuna inanılır. Yerli yabancı bir sürü turistin geldiği, ziyaretini yaptığı bir yer. Ahmedi Hani Parkı var bizde. Ahmedi Hani Parkı'nda Ahmedi Hani büstünü inşa ettik. Tabii bu büstü yaparken inanç gruplarımızın önerilerini aldık. Yani heykel mi yapsak, büst mü yapsak? Evet. Büst uygun görüldü halkımız tarafından. Büstü yaptık şu an oraya. Onun yanı sıra Ahmedi Hani Saat Kulesi inşa ettik. Kentimizde bir şelale yoktu. Yani su sesi biliyorsunuz huzur veriyor. Evet. Biz Ahmedi Hani Şelalesi'yle de aslında kentimize su huzurunu getirmiş olduk. Öyle bir çalışmamız oldu. Onun yanı sıra en büyük iddiamız Doğubayazıt Belediyesi hayvansever bir belediyedir. Biz dünyada her canlının yaşama hakkı vardır. Buna inanan bir belediyeyiz. Hayvanlarımız için de kollarımızı sıvadık. Şu an bölgedeki bütün hayvanların ameliyatını biz gerçekleştiriyoruz. Bizim hayvan bakım evimiz gerçekleştiriyor oradaki veteriner hekimlerimiz. Tabii üzülerek söylüyorum, çeşitli sebeplerden kaynaklı yaşamını kaybeden hayvanlar oluyor. Onlar için de bir sağa sola atmamak için bir hayvan mezarlığını satın aldık ve şu an hayvanlarımızı oraya gömüyoruz. Kuş yuvaları yaptık. Burası göçebe kuşlarının aslında gelip geçtiği bir nokta. Evet. O yüzden kuş yuvaları yaptık kentin çeşitli yerlerine. Oraya yem ve su bıraktık. Kuşlar gelip orada barınabiliyor da ya da yemini ve suyunu içip gidebiliyor da artık onlara kalmış bir şey. Tabii bunları yaparken bir gün sınıra giderken cezaevinin önünde bir tane annemizin çocuğunu emzirdiğini gördüm. Bu durum beni çok üzdü. Siz de bir anne olarak? Ben de bir anne olarak yazın sıcağın altında çocuğunun hiçbir gölge yoktu, orada emziriyordu. Ben de Cumhuriyet Başsavcımızla ve cezaevi yönetimiyle diyaloğa geçtim. Ve orada bir bekleme salonunu yapmak istediğimizi, fikrimizi söyledik. Sağ olsun onlar da bizi kırmadı ve biz cezaevi önüne bir bekleme salonu yaptık. Şu an halkımız orada faydalanıyor. 1000 mahkumun yakınları kışın soğuktan, yazın sıcaktan korunuyor orada. Başkan Acar'ın hayata geçirmeyi planladığı projelerse şunlar. Bir bilim, sanat ve kültür merkezi oluşturacağız. Orada gençlerimizin bilimle, sanatla ve kültürle tanışması adına bir bilim, sanat merkezi oluşturacağız. Gençlerimiz orada galaksiyle tanışacaklar, uzayı görecekler. Kendileri ürettikleri robotik kodlamalar olacak belki. Ürettiklerini üst katta sergileyebilecekler. Sergi salonları açacağız. Sanatla uğraşacaklar, müzik yapacaklar. Böyle bir projemiz var. İnşallah bunun önümüzdeki ilkbaharla beraber temellerini atacağız. Onun yanı sıra köyden gelen kadınlarımızın dinlenebilecekleri merkezler yok. Biz kadın dinlenme merkezleri yapıp, kadınlar biliyorsunuz erkekler kahvehanelerde dinleniyor fakat kadınların gidip oturup zaman geçirebilecekleri bir yer yok. Aynı zamanda kadın konuk evleri yapacağız. Dışarıdan gelen kadın öğrenciler bazen otellerde kalamıyor, paraları yok. Burada bir kadın konuk evinin olması gerekiyor. En azından onlar bizim misafirlerimiz. Onun yanı sıra şu an biz bir kadın kafeteryası açıyoruz. Orada yaklaşık 5 kadın çalıştıracağız ve sadece kadınlar gelip orada kadın cins bilinci üzerine eğitim görecekler kafeteryada. Belki çeşitli alanlarla uğraşacaklar. Aynı zamanda kendi el emeklerini, işte poğaçasını, böreğini yapıp yiyecekler. Bizim burada maalesef ki su olmadığı için çocuklarımız yüzmeye hasret. Biz de bir yüzme havuzuyla çocukların o ihtiyaçlarını karşılamayı planlıyoruz. Aynı zamanda bir kent ormanımız var. Doğubayazıt büyük bir yer. 120 bin nüfusa sahip bir alan. Sosyal donatı alanı yok. Bizde 700 bin metrekarelik bir alanı, piknik alanı ve kent ormanı olacak. Onun yanı sıra bölgede süt üreticiliği var fakat bunu pazarlama anlamında sıkıntı yaşıyorlar. Biz de belediye olarak onlara hem destek vermek hem de halkımızın taze ve ekonomik anlamda süt alabilmeleri için şehrin çeşitli yerlerine süt çeşmeleri kuracağız. Böyle bir projemiz var. Piyasadan süt 3 liraysa biz 2 liraya vereceğiz. Onun yanı sıra Bal Kokan Anneler projemiz var. Yine kadınlara yönelik olacak. Bal Kokan Anneler projesinde biz annelerimize kovan ve bal arısı dağıtacağız. Onlar kendi bahçelerinde ya da yaylalarında, çayırlarında
kovanlarına bırakacaklar. Bal üretip bu balı da kadın emek pazarında veyahut da bizim anlaştığımız diğer belediyelere pazarlayabilecekler. Böyle bir projemiz var. Onun yanı sıra burada çocuklu anneler çalışırken çocuklarını bırakacakları bir kreş yok. Bir kreş yaptırmayı düşünüyoruz. Hem güvenli hem de ekonomik anlamda kadınlarımıza destek evet. olacak. Tabii projelerimiz çok fazla. Bunlar sadece adım attığımız orta vadedeki projelerimizdir. Bunların tamamını seneye hayata geçireceğiz. Ondan sonra orta vadede ve uzun vadede çok güzel projelerimiz var. İnşallah bir daha siz geldiğinizde bunlar bitip o projeleri aktarmış olacağız. İnşallah. Peki son olarak bizi izleyen yurt dışındaki kurbetçilerimize özellikle ev hanımlarına. Evet, buradan ev hanımlarının tamamına, ev kadınlarının tamamına saygı ve sevgilerimi iletiyorum. Onların yüreğinden öpüyorum. Kadınlar sosyal hayatta, siyasal hayatta ve toplumsal hayatta, kamusal hayatta yer almalılar. Bu anlamda kadınlarımızın, gurbetçi kadınlarımızın kendilerini geliştirip birçok alana dahil etmesini istiyorum. Kendilerine buradan saygı ve sevgilerimi iletiyorum. Aynı zamanda gurbetçi erkek kardeşlerimize de buradan sonsuz selamlarımızı, sevgilerimizi gönderiyoruz. Kapımız herkese açık. Kentimize gelirlerse hepsi bizim şeref konuğumuzdur. Çok teşekkür ederiz. Yüreğinize sağlık. Bizi izlemeye devam edin diye.